Değerli canlar, ben bir eğitimciyim. Aynı zamanda birkaç yıldır da evet Alevi her ne kadar inanç kurumu olsa da siyaset yapıyoruz. Ve siyaset yapmak bizim en doğal hakkımızdır. Ve Alevi inancının da bir başlı başına bir siyaset olduğunu, çünkü toplumsal inşa olduğunu, bir yaşam biçimi olduğunun bilinciyle buradayız ve bunun inşası içinde emek verenlerden biri olmaya gayret ediyorum. Ve hep şunu söylerim. Ve buna da gerçekten inanırım. İtiraz eden nedir? Haklıkla tartışabileceğim bir konudur. Siyaset yapmak ve eğitim yapmak bir duruştur, bir örnek olmaktır. Söz söylemek değildir canlar. Sözü söyleriz. Çok söz söyleriz ama o söylediğimiz sözün neresindeyiz? Ne kadar arkasında duruyoruz? Ne kadar kendimizi kurduğumuz sözle var ediyoruz? Biz bu kurduğumuz sözün mücadelesini hakikaten verebiliyor muyuz? Bunu hem kendimde hem de benimle birlikte bu Aleviliği inşa etme yolunda mücadelenin arkadaşlarımdan beklentim, izlemem ve sonuç olarak da ortaya bir şey çıkıyorsa duruştan kaynaklandığını, görüşten ziyade, yani görüşün var, duruşun yoksa yol alamazsın. Yani sorun sistemde değil. Sistem tanımlamıştır kendisini. Benim için bu yoktur. Yok edilmesi lazım. Çünkü devletli yapı Aleviliği istemez. Ama biz Aleviler bu devletli yapıya rağmen kendimizi inşa etmenin yolunu ve yöntemini bulmak zorundayız. Bulamadığımız takdirde onlar işini yapmaya devam edeceklerdir. Bizi katledeceklerdir, bizi asimile edeceklerdir, bizi yok sayacaklardır. Hep yaptıklarını yapacaklardır. Onların yaptığı yapacağı belli. Önemli olan biz ne yapıyoruz, biz neyi nasıl yapıyoruz? Kendimize bir ayna tutmamız gerekiyor. Değerli canlar, aynayı biz buraya oturuyoruz. Hep devlet geçmişte bunu yaptı. Evet, akademik olarak değerli canlar çok güzel araştırmalar yapıyor, önümüze koyuyor. Aynı değerlendirmeye değil, bizim görevimiz o yapılan çalışmaları, o değerlendirmeleri analiz edip kendimize bir yol ve yöntem belirlememiz gerekiyor. Bizim eksiğimiz bu. Bundan sonra Alevi kurumlarının önüne alacakları görev bir çatı altında olmak değil, bir olmanın anlamı tek bir örgütlenme anlamında değil. Derdimiz birdir, yol, yürüyeceğimiz yol ortaksa adının bir olması, olması önemli değil. Hedefin birdir. Hedefin nedir? Kendini var etmektir. Alevi olarak kalmak, Alevi olarak yaşamaktır. Bunu inşa etmek için de Alevilerin birliğini, dirliğini sağlamanın yolu, gideceği yolu tespit edip birlikte yürümenin yol ve yöntemlerini geliştirmektir. Birinci doğa diye tanımladığımız doğa milyonlarca yıl insansız yaşayabilmiştir. Ama insan doğasız yaşayamaz. O halde doğa bizim tasarrufumuzdaki kullanabileceğimiz bir mülk değil. Alevilerin siyaset anlayışında kendi hafızalarıyla ilgili bir ekolojik modelleri var mı? Var. Kadın mürşidi Kamilullah'tır, varoluş kapısıdır diyoruz. Varoluş felsefemiz kadındandır, nurdandır, kainat var olmuş. Annem bunu anlatırken Kürtçe diyordu ki, yine her doğazman natu afrandı. Teritur tunavu, lınav erdo azmani nuru kevu, ev nura lınav çarkı pervazi digeriya. Nur hat runişt, gu ashabıdım zani, nur bu çar, çarjı bu hep. Kainatta daha yer ile gök oluşmadan, dem dama muğribi u, kaotik ve kaos bir süreç varken, evrende bir nur dolaşım halindeydi. Bu nur ananın nuruydu, kadının nuruydu, geldi görünür olmak istedi, dörde bölündü. Kainatı var eden nur. Bu çerçevede bakıldığında Alevi perspektifinin kadına bakış açısı da var mı? Var. Vallahi bana bakarsanız mevcut izimlerinin çok çok üstünde bir bakış açısı vardır. Hareketle bizim inancımızda hiçbir etnik yapı, klan, kabile, ulus bir ötekinin yok edici silahı değildir. Hepsi ikrarlı birliktir. Dertlere derman olabilecek, hastalara şifa olabilecek, sorunları çözebilecek bir perspektifimiz de var mı? Var. Bu ay içerisinde de, hatta halen içerisindeyiz, Kızıl ayındayız. Biz Alevilerin, Kızılbaş Alevilerin en önemli günlerinden, en önemli oruçlarından Hızır'ın olduğu günlerdeyiz. Ne mutlu ki bize, mecliste bizi temsil eden inanç önderlerimiz var, vekillerimiz var. Eğer onlar da olmasa, bu iktidar tarafından inancımıza dahi tahammül edemiyorlar. Çünkü ağızlarını almaktan korkuyorlar. Bununla birlikte bizleri tanıdıklarını ifade ediyorlar.
Bizleri tanımıyorlar aslında. Bizleri tanımlamaya çalışıyorlar. Tekelleştiriyorlar. Tek dil, tek ırk, tek dil, tek vatan, tek millet, tek inanç sistemi üzerinde. Eğer bunları yaparsan varsın. Bunların dışındaysan zaten biz seni tanımıyoruz. Biz seni sadece tanımlıyoruz gibisinden üstümüze geliyorlar. Ve bizleri her zaman asimile etmeye çalışıyorlar. Nitekim Alevi Bektaşi Kültür Daire Başkanlığı politikası ve asimile projesi gibi. Yani tamamen bir proje üzerinde. Başkanı da zaten yanlış hatırlamıyorsam Alperen Ocakları, Ülke Ocakları kökenli bir başkan olduğunu biliyorduk. Şimdiki çözüm önerisi çok tuhafıma gitti. Bilmiyorum çoğunu duydunuz mu? Alevilerin cemevlerindeki bu sorunu çözmenin tek yolunun yani bizlerin ibadethanesi olan cemevlerine birer mescit yaptırmakla bu sorunun son bulacağını ifade etmiş. Ne acı. Aleviliği özgürlüğüne bırakacaksınız. Aleviliği bizim adımıza anlamlandırmayacaksınız. Bizim adımıza tariflendirmeyeceksiniz. Aleviliği bizim pirlerimiz, kurum başkanlarımız, inanç önderlerimiz, bütün taliplerimiz, canlarımız, Alevi dostları kendisini bir şekilde anlamlandırır. Geçmişten bugüne kadar ki yakın tarihe baktığınız vakit Ege hattına gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz fotoğraf farklı. Bir başka alana gidiyorsunuz fotoğraf farklı. Yani bütün muhalif kesimi bir şekilde söylüyorum. Şimdi buradaki esas temel mesele bizim gerçekten o inançsallığımızı, o Alevi inançsallığı içerisinde siyasetle olan ilişkileri noktasında bizim siyasal partilerimizin gerçekten yaren dost olması anlamında bir tavır ve düşünce içerisine koyması gerekiyor. Şimdi bizim siyasetçilerimiz siyaset üretmiyor. Açık ve net benim bir eleştirim. Bir taraf iktidar ki iktidarlaşmış bir zihin dünyası var. %50 üzerinde oynuyor. Diğer tarafta %50'yi tutmak için bir şekilde bir model, bir siyaset üretmeden otomatikman karşıtlık üzerinde bir politik hat oluşturmaya çalışıyor. Tabii burada bütün muhalefet kesimi açısından söylüyorum. Şimdi siyasetle üretim yapmak durumundasınız. Dolayısıyla da bizim Alevi canlılar ki burada önce iğneyi kendimize batırıyoruz. Bütün Alevi kurumlarımız biz gerçekten eğer bu hattımızı, bu Alevi inançsallığını, o özgün koşullarını oturtmadığımız takdirde inanın bizim sorunlarımız çok daha katmerlenerek büyüyüp gidecek.